Şimdi rüya ile bilge şaka zamanı. Önce kapıyı bir çalayım. Duymuşlardır inşallah. Dur bakalım. Bakalım bu şakayı yiyecekler mi, ne yapacaklar? Rüya, Bilge neredesiniz? Kapı çaldı, duymadınız mı kızlar? Bilge baban geldi. Ayrılık vakti kızlar. Hadi. Bilge ne oldu? Rüya hadi anneciğim gel arkadaşını yolcula. Gelin bakalım hadi. Bilge gidiyor anneciğim. Hadi gel sen de yolcula Bilge'yi. Gel anneciğim. Bilge eşyalarını toparladın mı? Hadi gel onu al. Ben katlayayım koyalım bunu. Gel Bilge gidiyor anneciğim vedalaş. Şey aşağıdan bastı. Ben işte çantayı hazırlayalım. Bu bere de senin değil mi Bilgeciğim? Al bakalım bunu da tak. Hadi bakalım. Bilge çok iyi yapıyorsun. Yok anneciğim gerçekten. Duymadınız mı zili? Anneciğim gerçekten gittim. Siz gerçekten duymadınız mı zili? Allah rüzgar iyi misin? Hadi sarılın birbirinize. Nasıl Bilge gitmesin? Anneciğim bu kararı ben tek başıma veremem ki. Hadi sarılın. Pazarlama değil anneciğim, pazarlık yapacağım dedim. Ama artık gelmiş babası, buraya kadar gelmişken git bir daha gel demek olmaz. İyi misin Bilge? Bilge bana niye küstün? Bilge. Bilge. Bilge niye böyle yapıyorsun bana? Bilge ben çok üzülürüm ama. Bilge. Ağlayacak. İyi misin sen? Niye hiç konuşmuyorsunuz kızlar? Ama böyle yapmayın. Bak ne güzel bir gün geçirdik. Bir saat kaldı sadece. Bir saat mi? Anneciğim öyle demesin. Anne, ne yapayım? Saate baktım. Burada kalacak Bilge. Anneciğim bence de kalsın. Ben de çok seviyorum Bilge ile zaman. Anne burada kalacak. Bağırma bana. Niye bağırıyorsun? Benim elimde olan bir şey değil ki. Hadi öpün birbirinizi. Ben montunu vereyim. Hayır. Bilge'nin. Ne oldu? Al Bilge'm. Ne yapıyorsunuz? Kızlar nereye? Rüya Bilge nereye? Allah. Baban Bilge. Bilge dur. Bilge durun. Kızlar. Allah kapıyı kapattılar. Bilge gitmesin. Rüya seni buradan görüyorum. Tamam anneciğim bir şey söyleyeceğim. Sizi olgunluğa davet ediyorum. Bir şey söyleyeceğim. Açın kapıyı. Açın. Bir şey konuşacağım. Ciddi bir şey tamam mı? Açın. Birer tane benim karşımda olgun genç kız var diye düşünüyorum. Onlarla konuşmak istiyorum. Çok önemli bir şey söyleyeceğim size. Bilge montunu giy, çok önemli bir şey söyleyeceğim. Çok önemli, gerçekten önemli. Giy montunu. Bir de sarılın bakayım birbirinize. Gel Rüya. Sarılın bakayım bir de birbirinize. Bana bakın şimdi de. Şaka yaptım. Ya tatilin bittiğine gerçekten inanamıyorum. Rüya dur Rüya. Nereye dönüyorsun? Döne döne gidiyorsun. Ne yapıyorsunuz? Rüya sana bir şey soracağım. Bugün günlerden ne biliyor musun? Pazar. Evet anneciğim bugün günlerden pazar ve yarın artık okul var. Tatil bitiyoruz. Ya tatille vedalaşıyoruz. Evet hadi kalk çantanı hazırlayalım. Eşyalarını toparlayalım. Yarın sabah zorluk yaşamayalım. Rüzgar sabahları uyandığında yine rüyayı göremeyeceksin artık. Gerçi o görüyor uyandığında sen hala evden çıkmamış oluyorsun. Annem okullar açılıyor. Annem yapma böyle. Sen böyle duygusal bir şey oldun. Ne oldu? Annem. Ama okula gitmezse yeni bilgileri nereden öğrenecek? Tamam tamam anneciğim. Ama okul... Bak bunun da canına minnet. Gitmeyeyim mi diyor. He gitme annem. Kal otur evde. Rüzgar ne diyorsun? Olur değil mi hemen okula? Seneye inşallah sen de okula gideceksin. Ama diğer çok güzel. Diğer gideceğim. Tamam inşallah anneciğim. Şimdi gel hep birlikte Rüya'nın okul çantasını düzenleyelim olur mu? Hadi kalk bakalım. Şimdi önce defterlerini şu çekmeceye koymuştuk. Çantanı boşaltmıştık. Ödevlerin de burada.
Kitabını okudun mu? Tamam peki, bu da tamam. Defterlerimiz de tamam. Bir saniye anneciğim, bana bir müsaade et. Öğretmeninin gönderdiği mesajı bir kontrol edeyim. Eksik bir şeyimiz olmasın. Neler gidecek, neler gitmeyecek. Rüya. Öğretmeninin gönderdiği bütün ödevleri yapmışız. Zaten bunlar var. Çarpım tablosu ezberleme var. Ne? Ama İngilizce öğretmeninin gönderdiği ödevi yaptın mı? Sınav göndermiş. Online. Şaka yapıyorsun Rüya. Akşam oluyor annem. Bu saatten sonra yetişir mi? Rüya, İngilizce ödevini nasıl yapacağız biz? Nasıl yetiştireceğiz? Anne, dur. Tamam, sakin ol. Rüzgar, ne yapacağız? Eyvah. Tokat akarsan baş edebileceğini düşünüyorsun. Mantıksız değil. Dur şimdi, gerçekçi olalım, düşünelim. Telaş yapmanın, strese girmenin hiçbir şeyi yok. Bilgisayar ödevi ise aç bilgisayarını. Hemen hazırlayalım ve başla yapmaya. Ne kadar yaparsak kârdır, değil mi Rüzgar? En azından çantalar. Çantana da bunları koyalım. Aç hemen, aç. Ben sana WhatsApp'tan gönderiyorum, sen gir. Kalan ödevi öylelikle halletmiş olalım. Bakalım bitirebilecek mi Rüyam? Yalnız mı? Galiba Rüzgar bu konu. Anneciğim, Rüzgar, yarına ödevi yetişmesi lazım bilgisayarda. Gel ben sana, Allah, bir şey oldu bilgisayara, gel. Annem, 15 dakika çok, 15 dakika bizim için hayat hayat meselesi şu anda. 15 dakika işi var ablacığım. Tamam peki, ne yapacağız Rüya, ödevi bilgisayarı bırakmıyor. Aa, telefon. Telefonunu getir, o biraz telefon izlesin, sen de ödevini. Koş getir, hızlı ol. Kızım hadi koş. Ver telefonu. Hadi sen de bilgisayara otur Rüya. Ödevini hallet. Açtın mı? Tamam anneciğim. Hadi bakalım açılsın. Al gel sen de. Koş. Rüya'nın ödevine yardım etmeyeceğim. Rüya ödevini kendi yapmalı. Ödevlerine benim yardım etmem yasak. Ama ona en azından yalnız bırakabilirim. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Benim gördüğüm kadarıyla bayağı... Bayağı var ödevi, yetiştirebilecek mi bilmiyorum, emin değilim. Arkadaşlar siz hiç son günü ödev bıraktınız mı? Yorumlarda yazın bakalım, Rüya yetiştirebilecek mi?